Sevgili dostlarımız, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la Akla Kapı programına hoş geldiniz efendim. Bu hafta yeniden sizlerle birlikteyiz ve bugün bu programda çok önemli, çok büyük bir derdimizi konuşacağız inşallah sevgili hocamla. Ben de çok merakla bekliyorum çünkü hepimizin bir şekilde dokunduğumuz, muzdarip olduğumuz bir konu masada olacak inşallah. Bugün tablet, telefon bağımlılığı, ekran bağımlılığı, bunu konuşacağız bütün yönleriyle inşallah. Hocam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam büyük dert değil mi? Evet. Size de çok geliyordur değil mi tabii, bunlar? Tabii çok geliyor. Biz çok şu anda hiç, yani benim meslek hayatımda yani son 2-3 sene olduğu kadar ergenlik dönemindeki kişiyi hastaneye yatırmak zorunda kalmadım. Allah Allah. Şu anda şeyin neredeyse 1/4, 1/5 ergen hastaneye yatan hastaların ergenlik döneminde. Davranış bozuklukları, ergenlik sorunları. Ergenler aslında cıvıl cıvıl olması gereken yani bir çağda. Hasta çocuk şey yapıyor. Yani ergenlik döneminde ama kimlerde bakıyorsun eğitim hataları olan, anne baba tutumu zayıfsa, parçalanmış aileyse, birçok şeyse yani onlarda daha çok oluyor. Yani. Maalesef. Hocam bu tablet bağımlılığı, telefon bağımlılığı, ekran bağımlılığı diye konuşuyoruz ya. Bunun bir insanda sınırı aştığını nereden anlarız? Yani gerçekten bu bağımlılık mı, tehlikeli mi? Yoksa bu kadar da normal canım diyeceğimiz bir sınır var mı? Sınır var tabii. Yaş grubuna göre değişiyor. Mesela 0-3 yaş arasında çocuğun eline vermeyeceksin. Hiç olmayacak. Hiç vermeyecek ya da verirse de anne baba gözetiminde verecek. Şu anda yemeği onunla yiyorlar. Bir dakika bir gol bir çocuk. İlk başta şey başlıyor. Yani. Çünkü onu veriyor, öyle yiyor yemek. Onunla, o zaman onunla susuyor çocuk. Böyle yani, alışınca da ondan sonra kıyameti koparıyor. Yani, tabii yani mesela daha önceleri şeydi. Bir anne çocuğuna yemek yedirmek için dayı gelirdi. Dayı çocuğu güldürürdü, takla atardı. Ağzını açtığı zaman lokmayı sokardı böyle yemek yedirirken. Şimdi ona lüzum yok. Ekranı açıyor çocuk, o zaman yediriyor. Dayıdan ondan sonra da çocuk ne oluyor? Bize bazen 3 yaşlarında çocuk geldiğinde, ben bunu aşağı yukarı 15-20 sene ilk vakayı gördüm. Klip sendromu vakası. Klip sendromu, gecikmiş konuşmayla geldi çocuk. Gecikmiş konuşma demek otizm demektir. Otizmin başlangıcı da. Otizm var zannettik. Bir araştırdık ki çocuk aslında diğer gelişim, ince motor, kaba motor gelişimi iyi. Matematiksel zekası iyi. Sosyal ve duygusal zekası, bir de konuşma gecikme var. Niye böyle oluyor diye bir araştırdık. Çocuk bütün gün, o zaman televizyon vardı. Cep telefonu yoktu. Akıllı telefonlar yoktu. Cep telefonu, televizyonu açmış çocuk. Bütün gün bu müzik televizyonu kanallarını klipler seyrediyor. Videolar, müzik kanallarını, şarkı kanallarını seyrediyor. İsim vermeyin şimdi. Bilmem ne FM diye hani var ya. Onları çocuk dinliyor. Bütün öyle konuşmak, sözcük üretmek zorunda kalmadığı için hiç evde hiç konuşuyor. Çocuk bütün gün anne de ucuz bakıcı. Eline kumandayı vermiş. Çocuk onunla yiyor, içiyor, vakit geçiyor ama o hiç konuşmak zorunda kalmadığı için beynin sözcük üreten alanı körelmiş. Çocuk bütün gün Dost TV seyretse ne hale gelir? Yani tabii işte o bir tarafta hareket var, şey var yani. Yine de tabii ekran karşısı tehlikeli. Ekran karşısında yani çocukta bir hareketlilik şey oluyor. O çünkü çocuk oradaki bir şey anlamıyor ama hareketlilik onu oyalıyor o anda. Bir nevi trans mı hocam bu? Hipnoz. Hipnotize oluyor yani. Yani çocuk büyülenmiş gibi oluyor o anda. Yani kaptırıyor kendini. Hani bir noktaya odaklanıp da başka dünyanın gerçeklerine kopmak hipnotik bir durumdur. Yani bilincini oraya teslim ediyorsun. Çünkü hipnoz bilincini uzmana teslim etmektir hipnoz. Sonra da kendine gelmesi zaten yani, biraz zaman alıyor. O çocuk alıyor. Sonra onu fark ettik. Hemen tableti yasakladık. İlk baştan ağladı ama daha sonra hatta geçenlerde öyle bir şey verdim. 5 yaşında bir kız çocuğu, annesi tabletini almış elinden. Kız çocuğu da almış çantasını. Ben evi terk ediyorum diye gitmiş. Annesi de bunu tecrübe etsin diye uzaktan kameraya çekmiş. Çocuk gitmiş, elinde çanta gidiyor. Eve kızmış annesine, küsmüş, evi terk ediyor. Biraz gidiyor ve 5-10 dakika sonra bakıyor ki hayatın gerçekleri yok. Annem babamsız olmaz. Çantasını alıyor. Çocuk 5 yaşında mı? 5 yaşında çocuk. Allah Allah. Evi terk ediyor gidiyor. Annenin bak orada hatasını düzeltme yöntemi. Kayda da çekmiş, video da izledim. Çocuk geliyor ondan sonra
Çocuk dönüp gelince de annesi hiç sorgulamıyor. Bak böyle küçük düşürmüyor onu yaptı hatasının önünde. Ona hemen yemek ısmarlıyor filan. Ve anne kabul ediyor bak orada. Yani ona gelince bak ben sana demiştim bilmem ne kafasına kalkmıyor. Ya, ne oldu? Ya ne oldu filan biz olsak hemen lafı sokarız orada. Yani evet. Öyle bir anne baba şey yok. Yani yani bu eğitim sisteminin şeydir mesela laf sokma bizim eğitim sisteminde yapılan hatalardan birisidir. Yani insanı evet, savunma duygusu yandırır. Hani adamın birisi Edirne Kapı mezarlığında varmış öyle diyorlar. Adamın birisi mezar taşına yazmış şey diye. Gezin gezin siz de geleceksiniz buraya diye yazmış. Ondan sonra, burası. Burası diye yazmış. Ondan sonra birisi de gitmiş onun altına ya ölmüşün halen laf sokuyorsun diye yazmış. Yani biz yani öyle olunca tabii insan kim olsa ve savunma duygusu yanıyor böyle laf, evet, laf evet. Sokunca. Hoşuna gidiyor. Yani hoşuna şey oluyor. Yani bunu daha güzel söyleme yöntemleri var eğitimde. Yani espri olabilir bu ama evet. Şey olmaz. Eğitim sistemi olmaz. Evet. Neyse yani şeyde yani anne sıfır baba... Sıfır işte hiç olmayacak ama diyorsunuz. Tabii. Burada şunu önemli. Yani bir çocuk şu açıdan önemli. Çocuk yani devamlı ekran maruziyetinin dozu kaçtığı hı-hı. zaman çocuk başka şey öğrenemiyor. Halbuki çocuğun öğrenebilmesi için bütün beş duyunun çalışması lazım. Hı-hı. Beş duyunun dışında deneyimleyerek öğrenmesi lazım. Söküp takarak öğrenmesi, oynayarak öğrenmesi lazım. Yaşayarak öğrenmesi lazım. Öğrenme küçük yaşta hayat senaryoları öğreniliyor. Bu öğrenilen hayat senaryoları büyük yaşta da yaşıyorlar kişiler. Evet. O yaşantılardır bak. Sadece anlatılar, hikayeler değil, yaşantılar kalıcı oluyor çocukta. Onun için büyüklerle yaşadıkları, arkadaşları yaşadıkları, bir şeyi oynarken, söker takarken yaşadıkları gelişen zihinlerinde yer ediyor onların. Orada bir tohum olarak ekiliyor, ileri yaşta büyüyor. Yani bu nedenle çocukların anne babayla birlikte geçirdiği zaman çok önemli onun için. Anne babanın evet. ona böyle nasihat vermesi değil de onunla yaşadığı olaylar, birlikte yaşadığı hikayeleri çok önemli. Yaşadığı hikayeler. Ortak zamanları. Mesela trafikte sıkıştı annenin babanın tepkisi. Daha geziye gittiler, bir şeye gittiler annenin babanın oradaki tepkisi. Çocuk anneyi, babayı bir de onun ilişkisini örnek alıyor. Onun gelişimi. Bu 0-3 yaş arasında onun için çok tehlikeli bu tablet şeyleri. Vermemek lazım. Hocam şöyle bir şey var. Bazı anne babalar 0-3 yaşındayken de mesela İngilizce çizgi film açıyorlar. Diyorlar ki çocuk böyle böyle öğrenecek, İngilizce kelimeleri öğrenecek. Gerçekliği var mı? Ya bunun belli bir saatte olabilir. Şu anda çocuk yani okul döneminde olan çocuklar da dahil yani bu okul öncesi dönemde günde 3 saatten fazlası şey oluyor. Yani ders çalışma hariç. Şey, yani günlük şeyin dışında haftada toplam 20 saat deniyor. Haftada 20 saati geçen ekran maruziyeti çocuğa zarar veriyor. 3 yaşından sonra da yani aslında çocukta 3 yaşından 12 yaşına yani çocuktaki okul dönemi yaşına kadar ebeveyn gözetimi altında olur bu. Ebeveyn gözetimi altında olmazsa çocuk bunu yanlış tek başına olursa çünkü çocuğun 6-7 yaşında gerçeklik, soyut düşünce, kavramsal düşünce ortaya çıkıyor. Gerçeklik algısı oluşuyor. Ondan önce hayalle gerçeği karıştırıyor çocuk. Hmm. Mesela tek başına bir video seyrediyor, videoda canavarlar üzerine geliyor gibi olur. Çocuk onu gerçekten öyle zanneder. Gerçek zanneder. Oradan bir kırmızı renk gelir eline, elim kanıyor zanneder çocuk. Hmm. Çünkü hayal gerçeği ayırt edemiyor o dönemde. Hani 6-7 yaşında gerçeklik testini beyin öğreniyor. O zaman somut düşünce. O zamana kadar somut düşünce var. 6-7 yaşından sonra çok zekiyse çocuk daha önce de başlıyor soyut düşünce, kavramsal düşünce. Hı-hı. Soyut düşünce becerisi beynin ön bölgesinin fonksiyonu. Zekayla, duygusal ve sosyal zeka ve matematiksel zekanın birlikte çalışmasıyla oluyor bu. Hı-hı. Ve bunu çocuk bazı çocuklar daha çabuk öğreniyor, bazı çocuklar yavaş öğreniyor. Hı-hı. Ama bu da sosyal ve duygusal zeka ile çok bağlantılı. Mesela matematik çok lüzumsuz görülür, matematik. Hiç işimize yaramayacak, niye öğretiliyor? Halbuki matematik çalışmak var ya çocuklarda, erişkinlerde, beyinde network oluşturuyor, altyapı oluşturuyor. Hı-hı. Yani bir şehirde
bir şehir yapacaksan önce yollarını yaparsın, altyapıyı yaparsın. Hı hı. Ondan sonra onun üzerine üst yapı yapılır. O matematik yapınca sebep-sonuç ilişkisi kuruyor. Yani aralarındaki matematik modelleme yapıyor beyin, hesaplamalar yapıyor. Ve beyin bunları yaparken beyinde bir ciddi bir şekilde matriks oluşuyor beyinde. Matriks oluşuyor, onun üzerine soyut bilgiler ekleniyor. Onun için yani çocuğun böyle, mesela biz çocuğu alırız, küçük yaştaki çocuk yürümeye başlayınca eline su alır, dökmeye çalışır böyle. Biz yaramazlık yapıyor deriz. Aslında çocuğun yer çekimine karşı beyinde, özellikle beyincikte böyle dengeyle ilgili beyin network oluşturuyor o anda, öğreniyor. Yani bu normal bir merak aslında değil mi? Normal bir merak. Einstein'ın bir sözü var ya, şey, Allah kainatı matematik dilinde yaratmış diye. Tabii aynen öyle. Matematik aslında her şeyin zemini. Tabii her şey. Önce evrensel veri tabanı var, ilim var, bilgi var. Hı hı. Ondan sonra matematik var, hesap var. Ondan sonra tasarım var, geometri. Ondan sonra enerji var, fizik. Ondan sonra kimya var. Yani madde var, kimya. Ondan sonra canlı var, biyoloji. Bu 6 tane kademe var böyle. Güzel bir sıralama yani oldu. 6 kademe var. Bu 6 kademe aslında sanki Allah'ın kainatı 6 günde yaratma şeyi var ya. Çok enteresan. O 6 kademeyi bence kastediyor. Günlük oradan 6 kademede yarattı Allah diyor. İlk aşama neyi bahsetmiştiniz? İlk aşamada bilgi var. Kur'an-ı Kerim'de levh-i mahfuz diye geçiyor. Hı hı. Evrensel veri tabanı bilimsel tabirle. Belki de o planlama gibi. Kuantum fiziğine göre önce evrensel veri tabanı var. Allah katındaki bilgi var. Arş-ı âlâdaki bilgi var. Kur'an-ı Kerim'de levh-i mahfuz diye geçiyor. Evet, levh-i evet. Mahfuz ana kitap demek. Mutlak bilgi. Mutlak bilgi. Mahfuz. Allah tarafından muhafız edilen büyük levha, bilgi demek. Levh-i mahfuz yani bu demek ki Allah katında her şey yazılı orada. Evet. Yani bu bilgisayar yazacak bir kimse kafasında program vardır değil mi? Hı hı. Onda parasını ondan sonra yazar. Hı hı. O bilgisayarda oynayan kimse topun nereye gideceğini, oradaki oyunu oynayan topun nereye gideceğini bilmez. Ama bilgisayara yazan hangi koordinatlara vurursa golü olmayacağını bilir. Programı yazan. Hı hı. Allah katındaki bilgide de öyle bir yazılım var ki her ihtimalle yap, hangi ihtimali yaparsan hangi sonucu alacağını biliyor. Kanunları koymuş. Kanunları koymuş. Hangi adım atarsan sonucu alacağını biliyor. O da kaderi biliyor zannediyor diyoruz ona. Aslında Allah kaderimizi baştan biliyor. Çünkü programı yazmış beyin. Evrensel veri tabanı programını. Bir de zamansızlık. Dünya programı yazmış. Yani evren şu anda zaten bu Webb teleskobu çıktıktan sonra Webb teleskobu karanlık bölgeleri keşfetti. Webb teleskobunu keşfetti ki büyük patlama bile sorgulanıyor şu anda. Yani evren sıfırdan büyük patlamayla başlamamış ya. Evrende şu anda büyük patlamadan daha yaşlı gezegenler çıktı. 15 milyardan daha yaşlı gezegenler var. O zaman bütün ezber bozuldu. Bu kadar yaşlı gezegen olduğuna yaşlı galaksiler var. Bu kadar yaşlı galaksiler varsa o zaman bu patlama teorisi ne oldu? Fizik alt üst olmuş durumda şu anda. Hı hı. İnternete girin. Zaman diye bir şey yokmuş aslında. Zaman sadece bizim subjektif algılamamızmış. Zaman evet. Ve mekan sadece bize mahsus bir şey. Aslında evren şu anda zamandan bağımsız bir evrende yaşıyoruz. Mekandan bağımsız bir evrende yaşıyoruz. Her şey dijital. Fizik de derinleştikçe bizi metafiziğe götürüyor. Götürüyor. Aynen öyle. Her şey dijital şu anda. Yani önceden dijital her şeydir, herkes dijital öğrensin deniyordu. Şimdi artık o demek ki her şey dijitalmiş, dijital her şeymiş değil, her şey dijitalmiş anlaşılıyor. Peki hocam işte bu her şeyin dijitalleştiği dönemde biz de dijital dünyaya çok muhatap oluyoruz. Yani az önce çok olacağız. Çocuklarla ilgili sınırlardan bahsettiniz ya, haftalık 20 saati aşarsa bir alarm demek ki tabii. Söz konusu. Yetişkinler için durum nedir? Yetişkinler biz de şu anda kendimizi şöyle kandırıyoruz. Ya ben oyun oynamıyorum ki, maillerime bakıyorum, mesajlarıma sürekli mesaj geliyor. Bir günün sanki yetişkinler de günde 8-9 saatini ekran karşısında geçiriyorlar telefonla, tablette, bilgisayarla. Bunda bir sınır ihlali var mı? Bunda dünyada rekor kıran ülke bizmişiz ha. En çok ekran maruziyeti rekoru. Yani günde dünyada 4-5 saat ortalama. 3 saat. Bizde 7 saati buluyor Türkiye'de. Ekran maruziyeti ortalaması. Erişkinlerde. Evet. Çocukları bırak, erişkinlerde. Çok fazla. Çok fazla ekran maruziyeti. Uyuduğumuz kadar yani, da ekrandayız bu, yani. Bu özellikle biz böyle şeyde rastlıyoruz böyle.
Yani bilgisayarda özellikle yazılımcıların bütün vakti bilgisayarda geçtiği için eğer bunu da severek, aşkla, şevkle yapıyorsa onlar garip, tuhaf oluyorlar. Bunlara sosyallik espri yapamıyorlar, gülemiyorlar, espirileri garip oluyor, aykırı düşüyorlar. Yani sosyal ve duygusal beceri alanları köreliyor beyinlerinde. Yani biraz ekrana çok maruz kalanlar da bir farklılık gözleniyor. Bunlara sekonder otizm deniyor bak. Sekonder otizm. Yani çocukları şu anda küçük yaştan devamlı elinde ekran verip büyütürseniz o çocuklar otistik gibi oluyorlar. Onun o bir alanda süper oluyorlar ama oturup birisiyle sohbet edemiyor. Karşı cinsle ilişki kuramıyor. Yani bir şeyle gidip bir yerde bir pazarlık yapamıyor, bir şey yapamıyor. Kayseriler istisna tabii. Yani burada bu gibi şeyler yani. Onlar da artık dijital pazarlama yapıyor. Onlar da dijital pazarlık yapıyorlar. Olabilir, yaparlar onlar. Yani bir şeyini bulurlar. Yani sonuçta biz şunu görüyoruz. Yani bu dijital bizim için bir dijital amaç değil, araçtır. Yani teknoloji bizzat tarafsızdır. Tarafsızdır. Bu şey gibi işte telefon, bilgisayar, otomobil, elektrik, su. Bunlar yani bu teknoloji tarafsızdır. Biz onu kendi amacımıza yönelik kullanırsak bize hizmet eder. Ama o bizi yönetirse o zaman sen kullanılırsın. Popüler kültür, dijital emperyalizm var şu anda. Dijital emperyalizmle bizi dijital diktatörlüğe doğru dünyayı götürüyorlar. Dijital platformlarda, reklamlarla gönüllü bir emperyalizm var şu anda. Dijital bir emperyalizm. Ona doğru gidiyor. Çünkü en büyük veri şu anda, en büyük şey, güç, büyük data, big veri. Yani evet. Big data. Biz aslında her şeyimizin izlerini orada bırakıyoruz değil mi? Yani dijital büyük, dünyada kendimizi ele veriyoruz. Ne oldu? Yani onun için biz tabletleri, bilgisayarları, akıllı telefonları amacımız hizmetinde kullanırsak bize hizmet eder, hızlandırır. Hızlandırır. Yani, ama onlar bizi yönetirse o zaman kullanılırız. Onun kim için kimi kullanıyor? Burada biz kullanılan mıyız, kullanan mıyız? Ona bakacağız. Eğer çocuğumuzu yetiştirirken, bak sen ders çalışmak için bunu kullan. Çocuğa günü planlamayı, böyle zamanı yönetmeyi öğretirsek, zaman yönetimi kaynak yönetimi mantığıyla yönetilir. Kaynak yönetimi nedir? En güzel, en büyük standart kaynak yönetimi finansal kaynaklar yönetmektir. Değil mi? Havuzu büyütürsün. Girdi kontrolü, output modülasyon deniyor. Bir de çıktı kontrolü, output modülasyon ve havuzu büyütmek. Yani kaynağını büyütürsün, girdileri artırırsın, çıktılar akıllıca kullanırsın ve havuz ona göre büyür ve sermayen büyür böyle durumda. Aynı şekilde psikolojik sermaye de öyle, sosyal sermaye de öyle, zaman sermayesi de öyle. Zaman bize verilmiş bir kaynak. Bunu yerinde ve zamanında her gün bize 24 saat hediye ediliyor mesela. Yani varoluş olarak. Her gün 24 saat hediye ediliyor. Bu hediyeyi doğru orta uzun vadeli planlarla kullanırsak en güzel bu sefer gelecekle ilgili yatırım yapmak istiyorsan bugünü yöneteceksin. Bugünkü zaman sermayeni iyi kullanırsan gelecekle ilgili yatırım olur. O yatırım geri dönüşü yatırım olarak dönerse sana geri dönüşü olarak gelir. Daha çok hareket imkanı sağlar. Onun için zaman çocuklarımıza zaman yönetmeyi öğretirsek tablet kullanmayı öğrenirler onlar. Hocam, para kullanmayı öğrenirler. Anne babanın kendisi ekrana çok maruz kaldığında, ekran bağımlılığı çok oluştuğunda çocuklarda da böyle oluyor değil mi? Tabii. Yani mesela anne babanın oranıyla çocuğun oranı sanki birbirine çok orantılı. Babanın birisi çocuğuna az konuşmanın faziletlerine dair 4 saat konuşmuş. Çocuk demiş ki ya baba sen az konuşamıyorsun ki bana konferans veriyorsun demiş. Evet. Yani öyle şey olmaz. Yani çocuk söylenene değil ya uygulanana bakar. Hal diline bakıyor çocuk. Davranış diliyle öğreniyor. Hocam peki burada çok kritik noktaya geldik. Yani biz kendimiz yetişkinken böyle haldeysek kendimiz bu bağdan nasıl kurtulacağız? Bir de hani buyurdunuz ya çocukların şu anda artık eline zaten bunu çok küçük yaştan itibaren veriyorlar. Çocuğumuzu biz ister istemez alıştırdıysak, çocuğumuz o noktaya geldiyse bu saatten sonra yapılacak bir şeyler var mı? Bir ara verelim, aradan sonra bunları dinleyelim inşallah. Sevgili dostlar, beraberliğimize devam edeceğiz. Birazdan inşallah sakın bir yere ayrılmayın. Değerli dostlar, beraberliğimize devam ediyoruz. Dost TV ekranlarında ve Dost FM'de Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızla birlikteyiz. Bugün biliyorsunuz
Çok önemli bir konu. Telefon, tablet, ekran bağımlılığı ve bunlardan kurtulmanın yollarını konuşuyor idik. Hocam az önce tam şunu sormuştum. İsterseniz ikisini ayıralım, ayrı ayrı sizden onların cevaplarını dinleyelim. Yetişkinlerden başlayalım. Yani biz yetişkin olduğumuz halde kendimizi ekrana çok kaptırdıysak, her gün saatlerimizi ekran karşısında geçiriyoruz ya da sürekli gözümüz bir tarafta şey mesaj geldi, işte WhatsApp, mail, sosyal medya, sürekli bir tarafımızda o mobil şey varsa, biz bir nevi bağımlı hale geldiysek, bunun kurtulmasının bir yolu var mı? Yoksa yani, doktora mı gitmemiz lazım, tabii, ilaç mı kullanmamız yani, lazım? O doktora gitme seviyesinde olması için beyindeki ödül sistemi bozuluyor şeyde. Hatta biz bağımlılığa ödül yetmezliği sendromu diyoruz şimdi. Literatürde. Yani bir noktadan sonra iş oraya gidiyor. Beyin ödül yetmezliği. Normalde bu mesela madde kullananlarda da alkol, kokain, esrar gibi maddeyi kullanan kişilerinde beyindeki o maddeyi ala ala beyindeki ödül sistemi normalde patika gibiyken o yol o kişiler de otoban gibi oluyor. Genişliyor böyle. Onun için onlar bırakmak istese bırakamıyor artık. Krize giriyorlar. Yoksunluk krizine giriyorlar. Tehlikeli ve zararlı kullanım oluyor. Mesela araba kullanıyor, alkolik olduğu halde kullanıyor. Mide kanama geçirdiği halde kullanıyor. Ondan sonra riskli kullanımlar oluyor. Yani işte dediğim gibi. Ve şeyler, yani kişi istemediği, yani böyle başarısız bırakma denemeler oluyor. Bırakmak istiyorum diye, bırakacağım, bugün bırakacağım diye bak tekrar başlıyor. Bak, bunlar oluyor. Evet. Yoksunluk krizi yaşıyor olmadığı zaman. Olmadığı zaman huzursuz oluyor, hırçın oluyor, sinirli oluyor, yani krize giriyor ya yahut da yani eğer madde bağımlıysa nöbetler geçiriyor kişide. Bunlar bu gibi böyle belirtiler var. Bütün bunlar yani ve ciddi şekilde böyle aşerme tarzında arama oluyor. Mesela madde bağımlısı olan kişi gider tekel bayisinde şeyi alır, alkolü alır, daha kapağını açmayı beklemez, kırar öyle içer. Böyle aşerme tarzında, craving tarzında şiddetli ve içme isteği oluyor. Kontrol kaybediyor. Yani kendine hakim değil. Bağımlılığın şu andaki tanısındaki ana semptom kontrol kaybı oluyor. Kişinin günlük hayatını, günlük yaşam ritmini kontrol etmeyi bozduysa o bağımlıdır. Ekran bağımlılığında da oluyor mu? Ben istediğim zaman bırakıyorum diyor. Yok. Hı-hı. Bırakamıyor işte o kişi. Hı-hı. Bırakamıyor. Ekran bağımlılığı da aynı beyindeki ödül sistemini bozuyor. Çünkü ekran çok ödül veren bir ortam. Çünkü devamlı değişken haz müthiş, her türlü hazza ulaşabiliyor. Çok elverişli, 24 saat ulaşabiliyor. Çok kullanışlı, pratik. Yani daha önce biz televizyonda ilk çıktığı zaman televizyonlar yatak odasına koymayın diye tavsiye ediliyordu 15-20 sene önce. Radyasyon ya yani. Yani gibi. Evet. Yani şu anda yatağın içinde cep telefonu çocuk seyrediyor. Evet. Kitap çalışıyor için elinde cep içinde telefon var. Yani onun için ya burada yani, bir uzumuz gibi olmuş. Uzumuz gibi. Üçüncü bir el. Gözlük, ayakkabı, cep telefonu şu anda. Bu olması da şey değil, tuhaf değil, olsun. Yani hayatı kolaylaştırıyor, hayatı hızlandırıyor. Yani birçok şeyi, birçok seyahati azalttı mesela. Bazı tasarruflu yönleri de var. Yani hayatı müthiş kolaylık sağladı. Yani insanlarda. Yani faydası olan bir şey ama bunu sadece amaç değil araç gibi gördüğün zaman kişi belli bir hedefi olan bir kimse diye erişkinlerde en önemli şey hedef yani, sabah kalktığı zaman amacı olan bir kimse günü planlayan bir kimse sosyal medya tuzağından ekran maruziyetinden kendini koruyabilir. Buna medya okuryazarlığı diyoruz işte. Medya okuryazarı olan bir kimse, cep telefonunu, akıllı telefonu, tableti, şunu bunu hepsini, bütün bunları yani ihtiyacı olduğu zaman kullanır, ihtiyacı olmadığı zaman kullanmaz. Ama bir kaptırırsa hemen der, benim önce şu işim var der. Yani içimizdeki çeldiricileri, baştan çıkarıcıları, yoldan çıkarıcılara hayır deme becerisi çalışıyoruz biz mesela böyle durumda. Bir insan bunu kendi kendine yapabilirse, ya bak bunu yetiştirmem lazım onun için. Mesela bir insan bu eğitimde de şöyle kullanılıyor. Mesela bir insan İngilizce öğrenmesi lazım. Günde şu kadar işte 100 tane soru çözmesi lazım. 400 şu kadar soru çözmesi lazım. Bunu planlıyor önceden. O planı yani telefon olup da arkadaş hadi gel şuraya takılalım dediği zaman
ben gündeki şu planımı gerçekleştiremedim. Onu gerçekleştiremedim, bunu yapmam diyecek. Kendi kendine hayır diyebilecek. Bir insan, ya asıl özgürlük budur bak. Asıl özgürlük kafana göre yaşamak değil. Asıl özgürlük baştan çıkarıcı, yoldan çıkarıcı, kişiliği hedeften uzaklaştırıcı, caydırıcılara, yolculara, böyle ayartıcılara karşı hayır diyebilen kimse özgürdür. Çünkü insan diğer canlılarla insanın şu farkı var. Diğer canlılardaki yaşam amacı hayatların genetik olarak kodlanmıştır onlarda. Yemek, içmek, üremek, barınmak şeklinde. Bunları yaşarlar, ölüm diye bir korkuları yoktur. Geçmiş gelecek zaman algıları yoktur. Anlam arayışları yoktur. Bir medeniyet kurma dertleri, yeniliği arama genleri yok insanda. İnsanda var. Diğer canlılarda yok. Dünyayı ama insanda metakognisyon genleri var. Zihin üstü genler var. Bu genler anlam arayışı diyor. İşte yeniliği arama geni var. Medeniyet oluşturuyoruz bu sayede. İnsan yeni 1000 sene önce örümcek arı yuvasını nasıl yapıyor? Şimdi öyle yapıyor. İnsan öyle değil. İnsan medeniyet oluşturabilme ile ilgili öğrenme potansiyeliyle doğmuş. Dil becerisi öğrenebiliyor. Ama bu sosyal olursa öğreniyor. Ormanda kaybolan çocuklar var, konuşmayı öğrenemiyorlar, insaniyeti öğrenemiyorlar, bırakın konuşmayı. Yaşadıkları hayvanın yanında nasılsa öyle yaşıyorlar. Vahşi çocuk diye internete girin bakın, vahşi çocuk vakaları bize evrimin şey olduğunu aslında, genetik olmadığını, epigenetik olduğunu gösteriyor. Genetik hani bütün türlerden türe geçiş oluyor diyor. Hadi türden türe geçiş kanıtlamadı, yok öyle bir şey. Ama tür kendi içinde gelişiyor, tekamül var, evrim yok. Ona tekamüle de epigenetik deniyor. Yani o ayrı bir konu tabii. Yani neyse, yani şu anda biz çocuklar tablet maruz kalması ayrı bir konu ama erişkinler kendilerine yaşam amacı insanlarda kendilerine bir amaç koyma var. Çünkü özgür irade var insanda. Yani ben şunu anladım hocam. Birinci sırada diyorsunuz ki eğer bu bağımlılık varsa bunu kurtulmanın sanki birinci adımı kendini akışa bırakmak yerine sabah uyandığında sen ne yapacaksın? Bir amacın olsun, günün planlı olsun. Sanki şunu anlıyorum ben. Ve geleceğin planlı olsun. Orta uzun vadeli planın olsun. Stratejik planın. Ya hayatın sonuna gelince nasıl olmak, bir insan olmak istiyorum planım olsun. Kısa, yani şu anda medeniyet, modernizm bize bugünü yaşa diyor. Yani zamanını, anı yaşa diyor. Zamanını anlamlı bir şekilde doldur diyorsunuz. Tabii ya ama stratejik düşünceyle doldur. Stratejik düşünce olmadan 3 sene sonra ne olacak, 5 sene, 10 sene sonra ne olacak bunu düşünmeden bir insan hayatına yol çizerse olaylar onu istediği yere sürükler. Bu bir gemi düşün, limandan ayrılmış, nereye gideceğini bilmiyor. Rüzgar götürür, savurur, götürür onu. Ama pusulası varsa, nereye gideceğini biliyorsa rüzgar ona yardım eder. Onun gibi insan hayatta amacı olan bir insan internet tuzağına düşmez. Bu ekran maruziyetine düşmez. Dijital bağımlılığa düşmez. Hepsi dijital bağımlılığından kurtulmanın yolu günü planlamak, geleceği planlamak, gelecek projeksiyonu geçmek, anlamlı bir hayat yaşamaktır. Bunu yapan kimse hiç korkmasın dijitallerden. Alsın, hedefine göre kullansın. Cenab-ı Hak şeytanları kime musallat edeceğini haber veriyor malumunuz. Bak, boş işlerle meşgul olanlara musallat ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta ben şöyle söylüyorum bak. Ben birçok böyle muhafazakar arkadaşa ya arkadaş bak bu dünya dijital bir gerçekliğe gidiyor. Dijital dünyada bulunun, orada iyi, güzel, doğru şeyler yapın dediğim zaman bana diyor ki ben orada kendimi koruyamam diyorlar. Bu şuna benziyor. Bak Hazreti İsa çıkmış 2000 sene önce. Kısa 30 küsur yaşında değil mi? 33 yaşında yaşıyor. Evet evet çok genç ve çok genç vefat ediyor. Ve şey vefat etmiyor tabii. O makama yükseliyor. Evet. Ve kitapta yazmış İncil sadece nasihatleri var. Kitap haline geliyor. Yani vefat ettiğinde de 12 kişi kendisiyle birlikte yanılmıyorsam. Havarisilerle birlikte. Çok az tabi çok olanlar az var. Tabi olanlar var. Ama ondan sonra Filistin'de çıkıyor. Nasr'da çıkıyor. Nasraniyet diyor onun için. Roma'da 200-300 sene sonra devlet oluyor. Nasıl oluyor bu? Bütün yollar Roma'ya çıkar diye bir söz var ya. Roma İmparatorluğu taş yollar kurmuş bütün imparatorluğa. Sosyal hareketli, ekonomik hareketli, askeri hareketli bu yollarla yönetiyor. Bütün Hazreti İsa'nın takipçileri de o yolları kullanarak Hristiyanlığı yayıyorlar. Bu zamanın taş yolları internet.
senin davan varsa, idealin varsa, ya Allah'ın huzuruna gittiğin zaman bu hakikat için, tevhid için neler yaptın diye bir derdin varsa, yapmam lazım, Allah bana soracak diyorsan, bunu en güzel ifade edeceğin yer bu internet, dijital alan. Dijital alanlarda yap, Amerika'daki adam okuyor. Bak Gazze olayları ne yaptı? Gazze olaylarında o bir dede, kucağında torun, başında sarık, o dedeyi birisi görse İslamofobi olur, korkup kaçardı. Ama adam o müthiş bir böyle şeyle, duyguyla beraber, müthiş bir bilgelikle, müthiş bir teslimiyetle o çocuğunu öpmesi, vedalaşması, o rahatlığı, ölümden korkmaması, ileride buluşacağını bilmesi bütün dünyada İslamofobiyi dümdüz etti. İslamofobiyle ilgili bir sürü toplantılar yapıldı, bir sürü kitaplar yazıldı. Hiçbiri o kadar tesirli değil. O adam kafadaki İslamofobik sarık cübbe imajını darmadağın etti. Evet. Gerçek şey bu dedi. Yani ben imanı gösterdi. Bunu dijital yaptı bunu ya. İşte dijital dünya. Ya hakikati burada anlatmak gerekiyor. Böyle bir derdimiz olursa bizim sosyal medya bize burak olur, araç olur. Onun için biz büyükler için, böyle inanan insanlar için bu yöntem, bu önemli bir yöntem. Bir hayatımın sonuna geldiği zaman nasıl anılmak istiyorsun? Nasıl bir insan olmak istiyorsan sosyal medyayı o amacına yönelik kullan. Genel olarak insanlara bunu söylüyoruz. Çok çocuklar için de eğer anne baba böyle olursa çocuk kendiliğinden öyle olur zaten. Bak anne baba böyle şey olursa, yani yaşamda, yani evde o hangi konu konuşuluyor? Makam, para, şöhret, altın, bunlar konuşuluyorsa çocuğun ego idealinde o olur. Yaşam felsefesi ne olur? Ama evde iyi insan olmak, hayatın sonuna, ölümden sonra bir gerçek bir hayat var. Yani gerçek hayat, bu dünya hayatı geçici. Bunlar evde konuşulabiliyorsa, ahlaki değerler evde yaşanabiliyorsa, sözünde duruluyorsa, güvenli alan olmuşsa evi, o çocuk interneti ya kullanır, yanlış yapsa bile tekrar dönüyor eve. Onun için çocuklarımız, biz önce kendimizi düzelteceğiz. Çocuklarımız farkında olmadan kendiliğinden düzeliyor. Çevre bozabiliyor, kolay değil. Onun için eskiden bir anne baba çocuğuna yarım saat ayırıyordu, şimdi bir saat ayıracak. Bir saat ayıracak ki çocukla doğruyu da konuşacak, yanlışı da konuşacak. Ve çocuğa gerekçeleriyle hayır diyecek. Eskiden söz, sus, ayıp, yasak, günah, korkutarak çocuk eğitim dönemi bitti. Çocuk sorsun, gerekçeyle hayır deyin. Bilemiyorsanız girin Google Hazretlerine bakın, sorun, orada bütün iyi de buluyorsunuz, kötü de buluyorsunuz. Bak. Yani orada bulun, araştırın, bulun. İnternette bütün iyi bilgiler, kötü bilgiler, mesela sorularla Risale var, sorularla İslamiyet var. O kadar bir şey buluyor ki. Mesela ben artık ya bir ihtiyacı olduğu zaman Türk Diyanet TDV ansiklopedisi var. Her şey var. Allah razı olsun yazanlardan diyorum ya. Bütün İslamiyet'le ilgili bir kafam bir soru geliyor mesela. Mesela İmam Gazali diyorum, bilmem ne diyorum. Yani Razi diyorum, ne yapmıştı? O kadar güzel yazmış ki hiç. Başka filik bilgilerimizim yok. Sağlam kaynak işte. Türk Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisi. Oraya girsinler. Her şeyi öğrenirler. Yani çok müthiş bir avantaj. Daha önce bizim böyle bir şey bulmamız için 20 ciltlik kitap alıyorduk, evde indiriyorduk, ara uğraşıyorduk ya. Müthiş kolaylık bunlar. Evet, ama amacı olan insan için. Onun için çocuğumuza yani ego ideali verelim. Yani hayat, yaşamaya değer bir anlam yüklememiz lazım. Yani şeylerde, Batı'da şu anda gençler yürüyüş yapıyorlar. Niye, ne ya, pankartta ne açıyorlar biliyor musunuz? Bize uğrunda çile çekilecek bir amaç niye öğretmediniz diye yürüyorlar. Bak, uğrunda şey yapacak, yani uğrunda terleyecek, yorulacak niye amaç öğretmediniz diye. Büyüklere öyle itiraz ediyorlar. Çünkü niye o zaman böyle bir amacım yoksa niye zahmet çekeyim ki diyor. Amacı olmayan insan niye sıkıntıya katlansın ki? İnsanın adanmışlığa ihtiyacı var. Var işte hocam? Ama bunun için bir amaç varsa ihtiyaç oluşuyor. İhtiyaç varsa bir şeye istek oluşuyor. İstek varsa kendini harekete gelişme oluşuyor. Bak bunun için önce amaç. Hocam şöyle bir durum da var. Şimdi çocuklar kendi başlarına sadece değiller. Yani şu anda online olarak birbiriyle bağ kurarak online oyun oynayan bir sürü çocuk var. Yani çocuğun sosyalleşmesinin bir kısmı bu hale gelmiş.
Hani sadece çocuğun kendisi belki konuşulabilir, ikna edilebilir, işte aile kendini düzenleyebilir, o çocuğa bir hedef kazandırılabilir, zamanı anlamlı şekilde doldurulabilir, tamam. Ama o çocuk kendisi değil sadece. O çocuk sınıfındaki 4-5 arkadaşıyla bir platformda toplanıyorlar, online platformda. Orada beraber yarışıyorlar, beraber bir oyun oynuyorlar. Bunlara karşı nasıl bir tedbir alınır? Tabii şimdi burada çocuğa belli bir saat vereceksin. Mesela diyelim çocuğun yaş grubuna göre değişiyor. Okul öncesi çocuk ayrı. İşte yani özellikle çocuk 10-12 yaş erken ergenlik dönemine gelinceye kadar mümkünse ebeveyn gözetiminde bu oyunlara girsinler. Diyelim şiddet oyunları yasaklayamıyorsunuz. Hadi beraber seyredelim diyecek. Anne baba da beraber çocukla onu oyunu seyredecek. Oradaki yanlış bir hareket olduğu zaman mesela onlarca kişiyi öldürüyorlar. Bu mesela orada bir tanesi senin kardeşin olsa ne yapardın? Annen olsa ne yapardın? Mesela bunun gibi. Böyle yani orada ya o onu bir şey gibi yani çocuk eğer soyut düşünce becerisi gelişmediyse ona gerçek gibi inanıp hani balkona çıkıp atlamaya çalışan çocuklar var. Böyle evet, tek evet. başına seyrettiği zaman. Yani gerçeklik algısı bozuluyor çocukların. Yani onun için onları o yaşına kadar bir kere hele 6-7 yaşına kadar tek başına kesinlikle rastgele vermemek lazım onu. Tek o yüzden. Bir de ekranın görünür olması lazım değil mi? Tabii yani orada ve medya okuryazarlığı öğreteceğiz çocuklara. Yani 12 yaşına kadarki dönemde de mümkünse çocuk ergenliğe girdiği için o bizim çocukluğumuzda da şu anda bu şeyler var ama bizim çocukluğumuzda Texas Tombikis vardı biliyorsun. Hı. O zaman Texas Tombikis vardı. Yani o çizgi romanlar. Çizgi romanlar vardı onlar. Onları yazın serbest okurduk. Anne babam izin verirdi. Hatta biz alırdık onu biz çocukken. Dükkan var babamın dükkanında. Yani benzinciydi babam. Hı. Önüne okuduktan sonra önüne koyardık. Herkes gelip okurdu. 5 kuruş verirdi. Okurdu Ekim pazarında. Kitabın parasını çıkarırdık mesela. Buna bize izin vermişti anne babam. Böyle kitapları öyle alıp böyle para da biriktiriyorduk mesela o gibi şeyde. Ama okul zamanı bir kutuya koyardı kesinlikle. Okul bittikten sonra diye hiç dokundurtmazdı bize. Niye? O bizi şey yaptı mesela onun yanlış kullanımını önlemiş oldu. Sınırlarınız okul zamanı yani. Bize bıraksaydı biz ders çalışmak yerine ona verirdik kendimizi. Yani onun gibi burada çocuğa yani okulda ödev veriliyor tabii. Bilgisayar ödevleri veriliyor. Yani bu durumda çocuğa bak okuldan 3'te geldin. 3 ile 5 arası serbest zaman. İstediğini yap. İster bilgisayar, ister de karışmayacak. Saat 5'te derse oturacaksın. Tamam mı? Tamam. Senenin başında sözleşme yapacaksın çocukla. Çocuk zaten 5'e bir dakika hadi hadi dersine otur derse anne bir dakikam var der çocuk. Bir dakikam var anne der. Eğer anne söylemezse çocuk kendine tık diye oturur. O bak zaman yönetimini öğretmek dediğim o. Günü planlamayı öğretmek. Bunu öğrettiğin zaman çocuğa hadi çalış hadi çalış deyip anne çocuk baba çocuk ilişkisini bozmaya lüzum yok. Günü planlayacaksın, sözünde durmaya sağlayacaksın. İlk baştan biraz alışkanlık haline getireceğim bunu. Artık çocuk tıkır tıkır çalışır ondan sonra. Annesinin göz işaretiyle kaldırır. Yani ama anne de baba da sözünde durur, saatinde verir. O zaman oynar. O saat geçtiği zaman verecek. Kararlı, tutarlı, disiplin lazım bak. Kararlı, tutarlı, devamlı. Böyle bir disiplin olursa, tutarlı bir disiplin ortam, aile ortamı olursa telefon kullanmayı bilinçli bir şekilde kullanabilir. Onun için bilinçli ebeveyn olursak çocuk da yani bilinçli bir şekilde zaman yönetimini, dürtülerini, arzularını yönetmeyi öğrenir. Ama anne baba bir gün sabah başka söylüyor, akşam başka söylüyor. Anne farklı, baba farklı olursa tutarsız disiplin oluyor. Tutarsız disiplin olduğu zaman çocuk hiçbir şey öğrenemiyor. Sadece disiplinsizliği öğreniyor, kuralsızlığı öğreniyor. Yani hayat ev kurallı bir ortam olmalı. Onun için. Genelde burada anne ile babanın tutarsızlığı tabii, çok söz konusu çok olabiliyor. Tutarsız olursa birisi daha izin verici bir yaklaşıma sahip, tabii. birisi biraz daha sınır çizici bir yaklaşım tabii. sahibi ise tabii. çocuklar da hangisinin izin isteyeceğini biliyorlar. Hangisi hoşuna giderse ona yöneliyor çocuk. Yani öyle olunca da çocuk kafasında şablon oluşmuyor çocuğun kafasında. Yani günü böyle zaman yönetmek, günü beynimiz çünkü şablon yöntemiyle öğreniyor. Beyin modüler sistemle öğreniyor beyin. Modüler sistemle. Dayandıracak bir çerçeve kategorize ediyor. Mesela önemli işler, daha önemli işler, önemsiz işler diye kategorize ediyor. Mesela beynimize bir bilgi aldığımız zaman, üç ayak bir sandalye gördüğümüz zaman dört ayaklı,
bu sandalye diyorsun. Şu gün şurada gördüm diyorsun. Üç ayaklı bir sandalye gördüğün zaman o sandalyeyi beyninde sandalye dosyasını koymazsın. Bacağı kırık sandalye dosyası açar beyin. Oraya kaydeder onu. Oradan hatırlar. Hmm. Beyin böyle bir öğrenme modeli var. Ona göre öğretmek gerekiyor. Modüler sistemle öğrendiği için, beyin kategorize ederek öğrendiği için bazı insanlar var ya, diyor ki bize, ya bütün gün bu kadar dertli insan, bunalım insan dinliyorsunuz. Siz nasıl, ne oluyor diye soruyorlar. O zaman bir kategorik düşünce yöntemini kullanıyoruz biz. Mesela bir problemi dinliyoruz, çözmeye çalışıyoruz. O seansın gereğini yapıyoruz. O konu bittiği zaman onu alıp rafa koyuyoruz, öbür konuya geçiyoruz. Eğer öbür konuya geçmeyip ona da devam edersen, oho, sen o zaman allak bullak olursun. Hı hı. Kategorize edip yerine rafa koyup öyle şey, o şekilde. Öyle olursa aynı anda çok işi yapabilirsin. Biriktirmiyorsunuz, tabii, dosyalıyorsunuz. Dosyalıyorsun yani. Beyni böyle kullanmak gerekiyor. Yani. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine maalesef program süremizin sonuna gelmişiz. Yani gerçekten büyük bir dert. İnşallah bundan kurtulmayı, kontrollü bir şekilde hareket etmeyi nasip etsin İnşallah. Rabbimiz. Kendimiz için de, çocuklarımız için de çok istifade ettik sözlerinizden. Çok sağ olun hocam. Değerli dostlar, Akla Kapı'nın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizleri aynı saatte yine bu ekrana bekliyoruz.